T13X'i kutusundan bir çıkartalım. T13 ARC var elimde. Bununla da bir kıyaslayalım. Ne gibi farklılıklar varmış. Biliyorsunuz bunlar aynı kardeş modeller. Hemen şuradan bu yerden kutusunu açıyoruz. Şuradan açıyoruz arkadaşlar. Kutusunu yırtmam gerekecek. Kutusunu açmadan önce böyle bir yeşil tasarıma geçmişler. 30 saatlik batarya süresi var. Çok güzel. 4 tane gürültü engelleme sistemine sahip mikrofonları var. Ve rüzgara karşı da koruması var. Yani rüzgar sesini de almıyor. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. Arkaya baktığınız zaman da 10 metreden çekerim ben diyor. 2 saatte şarj olur. 90 saat beklerim. 8 saatte müzik çalarım diyor. 400 mAh'de bataryası varmış. Kutudan bir çıkaralım. Bakalım neler oluyor. QJ'nin böyle bir şey var. Arka taraftan hemen bir şeyler pıtır pıtır dökülüyor. Bunu hiç açmayın ben. Bu bildiğiniz silikon başlıklar arkadaşlar. Bu çünkü silikonlu bir kulaklık. Kablosunu bir kontrol edelim bence. Type-C mi değil mi en önemli konulardan birisi biliyorsunuz. Evet tabii ki Type-C ama şu tarafı tip A'dan tip C'ye bir USB şarj kablosu var. Onun dışında başka bir şey yok kutusundan çıkan. Hemen şuradan kulaklığımızı çıkarıyoruz. Kutuyu bir kenara alıyoruz. Kulaklığımız burada. Onu da bir güzel açalım. Bir bakalım tasarımı nasılmış. Bu arada gelen kulaklık beyaz. Bunun bir de siyah versiyonu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O çok tatlı yapmışlar bu sefer. Bayağı iyi. Şu dış tarafını daha önceden yani en azından şeyin ANC olan modelin tamamen mat bir tasarımı vardı. Bu tarafı parlak ve parlak olduğu için çizilir, çabuk çizilir ama çok güzel görünüyor. Şöyle kıyasladığınız zaman boyutlarını falan ANC ile X modelini biraz daha şöyle enden boydan küçük yapmışlar sanki. Şöyle bakınca bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Biraz daha ovalleştirmişler daha doğrusu. Onun dışında şöyle baktığınızda biraz da kalın şurası bombeli tasarımdan dolayı. Biraz daha şöyle bir sıkıştırmışlar gibi arkadaşlar. Burada hemen Type-C girişini görüyoruz. Şurada bildirim nedeni görüyoruz. Başka da bir şey yok. Bir açalım bakalım. Kapağını açtığımızda. Çok güzel ya. QJ'nin kalitesi fiyatının çok üzerinde arkadaşlar. Çok net yani. Şöyle baktığınız zaman gayet güzel görünüyor. Kulaklıklar da yine dışı gibi arkadaşlar. Bir kısmı matken, bir kısmı görünen kısmı da parlak. Çok tatlı, çok güzel. Şunları çıkarmayı unutmayın. Sonra şarj olmaz. Buralardan şarj oluyor çünkü. Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bu tatlı küçük şeyin kutusunu açtık. Şimdi de size deneyimlerimi aktaracağım. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Daha önce QJ'ye T13 modelini Tamindir kanalında burada incelemiştik arkadaşlar. O kulaklığın şöyle bir özelliği var. Türkiye'de en çok satan kulaklıklardan birisi. QJ girin hepsi burada. QJ'ye T13 yazın. Hala satılıyor. Çünkü fiyat performansı en yüksek kulaklıkta bana sorarsanız. Gerçekten de hem kullanıcı deneyimleri hem kullanıcı yorumları hem de benim deneyimim bunu doğruladı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kulaklıktı. Şimdi de QJ'ye T13X modeline bakacağız. Yeni çıktı bu model. QJ'ye T13'ün bir gelişmiş versiyonu diye biliriz. Ufak tefek farklılıklar var. Kutu açılışında biraz önce dış farklarını söylemiştim. Şimdi iç farkları neler? Onlara biraz değinmek istiyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Her şeyden önce bu da bir silikonlu kulaklık ve benim bugüne kadar ben AirPods Pro 2 kullanıyorum. Ondan bile daha iyi kulağıma oturuyor. İnanılmaz. Yani düşmesi bu kulaklığın kulaktan imkansız. Eğer kulağınızda silikonlu kulaklık duruyorsa bazılarında durmaz çünkü. Bu kulaklık emin olun en iyi duran kulaklık olacak. Acayip oturuyor kulağa. Yapısını çok iyi ayarlamışlar ve biraz derine de gidiyor. Yani bence biraz ses deneyimini etkileyen bir şey. Bence olumlu yönde etkileyen bir şey. Biraz daha derine gittiğinde daha iyi ses alabiliyorsunuz. Hemen ses performansına değineyim ses demişken. Şimdi bu kulaklığın en büyük farkı üzerindeki Wollum Paper. Yani yünlü bir kağıt kullanmışlar. Normalde eski hoparlörler öyledir. Ve hi-fi sektöründe de bu tarz hoparlörler var arkadaşlar. O yünlü kağıt dokusu sese bir sıcaklık katar, bir karakter katar. Gerçekten bu sıcaklığı bu kulaklıkta alabiliyorsunuz. Kullanılan diyafram, hoparlörün diyaframının kağıt olması işe yaramış. Bana sorarsanız çok güzel bir ses karakteri var. Yani hep fiyatına göre konuşuyoruz ama bu ses karakterleri, bu performans fiyatının üzerinde arkadaşlar. Gerçekten fiyatına da geleceğim. 7.2 milimetrelik bu sürücü ve basları, tizleri her şeyi dengeli. Yani ne böyle
böyle boğuk gümbür gümbür bir bas veriyor ne böyle çısır çısır bir tiz. Dengeli yapmışlar. Ben dengeli oluşunu da beğendim. Bazı çünkü şeyler, kulaklıklar karakterli olur. Bu böyle daha flat, yani herkese hitap edebilecek şekilde tasarlanmış. Hatta sıcak verdiği için daha böyle klasik müzikle yapılan, bilgisayarda değil de işte bir rock dinliyorsanız, caz dinliyorsanız orada sizi bence daha fazla tatmin edecektir ki kağıt diyaframlı hoparlörlerde genelde bu tarz müziklerde tercih edilir. Genel olarak baktığınız zaman üzerinde 4 tane mikrofon var ve bu 4 mikrofonla beraber görüşmelerde gürültü engelleme yapıyor. Kendi üzerinde bir gürültü engelleme teknolojisi yok. Yani dışarıdaki sesi kulaklığınızı engelleyen teknolojisi yok. T13 ANC var onun için. Yani ANC'li bir kulaklık değil ama görüşme kalitenizi en yüksek seviyede tutmak için üzerinde 4 tane mikrofon var ve sağdan soldan gelen sesleri karşı tarafa iletmiyor. Aynı zamanda rüzgara karşı da yazılımsal olarak da geliştirilmiş rüzgar seslerini de karşı tarafa iletmiyor arkadaşlar. Güzel bir detay, IPX5 sertifikasına sahip, yani toza karşı, tere karşı dayanıklı arkadaşlar. Yağmur yağmış işte, terlemişsin, sporda kullanacaksın. Kullan, gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Onun dışında 5.3 Bluetooth 5.3 desteğine sahip. Bu da en gelişmiş Bluetooth teknolojisi. Bu da ne demek oluyor? Kulaklığı çıkarıyorsun. Ben mesela telefonuma bağlanacak. Dıdınt. Bağlandı. Ya yani çok hızlı bağlanıyor. Bu çok önemli bir şey. Oyun oynuyorsanız da 0.068 saniye gecikmeyle kullanabiliyorsunuz. Hemen yazılımından da bahsetmek istiyorum size. Genel özelliklerini aktardım. Telefonunuza yükleyeceğiniz bir yazılımı var. QCY'nin kendi yazılımı var arkadaşlar. Kulaklığınızı görüyorsunuz. Ses bölümüne geldiğinizde ses karakterini değiştirebiliyorsunuz. Hem sağlı sollu ayarlayabiliyorsunuz. Hem de işte buradan basları, tizleri vesaire arttırabiliyorsunuz. Ayarlar bölümüne geldiğimizde esas güzel nokta burası. Yeni bir güncelleme gelmiş hatta, ben şimdi onu da biraz daha yapayım. Kulaklıkların üzerinde dokunmatik yüzey var arkadaşlar. Bunları sağlı sollu olarak ayrı ayrı işte şuraya başka bir şey, buraya başka bir şey atayabiliyorsunuz. Neler var derseniz, oynat, durdur, sesli asistan, ses açma, bir de oyun modunu vesaire. Yani hızlı bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Tüm tuşlara istediğiniz görevleri tek tek atayabiliyorsunuz. Çift tıklama, üç tıklama ve sağlı sollu kulaklara ayrı ayrı. Kulaklıkları ara dediğinizde direkt ses çal dediğinizde kulaklığınız böyle bir ses çalıyor. Bu şekilde kulaklığınızda kolayca bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben uyku modunu çok beğendim. Uyku modunu aldığınız zaman bütün dokunmatik yüzeyleri kapatıyor. Yani sağdan soldan bir şey gelip de kulaklıklarda işte müziği değiştirmesin ya da durdurmasın diye kapatabiliyorsunuz. Oyun modunu açtığınızda dediğim gibi daha fazla tepki süresi hızlanıyor ve oyunlarda gecikmesiz bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Yazılımı da bu şekildeydi. Bu kulaklığı tam 30 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Sadece kulaklıkları 8 saat, kutusuyla beraber 30 saat. Pil süreleri çok iyi ve bu süreleri de verebiliyor arkadaşlar. Uygun fiyatlı kulaklıklardaki en büyük sorun bu. Bu süreleri verememeleri. Ama QCY-T 13'te de veriyordu. 13X'te de veriyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Genel hatlarıyla T13X bu şekildeydi arkadaşlar. T13'ün bir gelişmiş versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Daha tatlı, daha şık bir tasarımı var. Almayı düşünenler için tavsiye ederim. Fiyatı ne olacak derseniz, daha Türkiye fiyatı belli değil. Ama benim tahminim 700 TL civarında olacak. Belki ilk başta 800 de olabilir ama şu an zaten 500 TL civarında satıldığını düşünürsek bir 200 TL, 300 TL daha artış olacaktır bu modelde diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışı fiyatlarına baktığımda o tarz bir fark var. Benim çok şiddetle tavsiye ettiğim, kulaklık almak isteyenlere, uygun fiyatlı kulaklık isteyenlere tavsiye ettiğim bir kulaklıktı arkadaşlar. Video bensiz, ben unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.